Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hız yayınları matematik soru bankasında test 46 sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak birinci sorumuza dersimize başlayalım. Berlin kalem sayısının 5 fazlasının iki katı 18'dir. Buna göre Berlin kalem sayısını veren denklem aşağıdakilerden hangisidir diyor. İşte birinin kalem sayısını x diyecek olursam. Bakın öncelikle 5 fazlasını alacağım. Burada önemli olan işlem önceliği gençler. Yani 5 ile toplayacağım. Daha sonra 2 katı dediği için. Bakın işlem önceliğinde toplamayı yapabilmek için. Mutlaka parantez kullanıyorum ve 2 çarpı diyorum. 2 katı eşittir 18'dir diyoruz. 2 çarpı parantez içerisinde x artı 5 eşittir 18 verilen kalem sayısı veren denklemdir diyorum. Ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler devam ediyorum. Temiz yere geçiyorum. İkinci sorumuza. Bir tiyatro salonundaki boş koltukların sayısı dolu koltukların sayısının 3 katından 20 eksiktir. Dolu koltukların sayısının 3 katından 20 eksiktir. Tiyatro salonundaki toplam koltuk sayısı 380 olduğuna göre dolu koltuk sayısını veren denklem hangisidir diye sordu. Arkadaşlar dolu koltuk bir de boş koltuğumuz var. Dolu koltuk sayısına x diyecek olursam boş koltuklar dolu koltukların 3 katında 20 eksikti. O halde boşlar 3x eksi 20'dir diyorum. Ve bunların toplamı 380 olacak diyor. O halde ikisini toplayarak yazalım. Evet. Sorumuzun cevabına baktığımız zaman gençler. x artı 3x eksi 20 eşittir 330. x 3x eksi 20 ile toplanıyor. Ve 330'a eşittir diyoruz. 380 nerede? A şıkkında diyelim. Evet devam ediyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Aşağıdaki şekilde içi tamamen su dolu olan sürahi ile kapasiteleri altlarında yazan iki boş bardak verilmiştir. Buradaki suyun tamamı küçük bardak ile içildiğinde 10 bardak. Küçük bardak ile içilince 10 bardak. Büyük bardak ile içildiğinde 8 bardak doldurup içilmektedir. Buna göre küçük bardak kapasitesini mililitre cinsinden veren denklem hangisidir diye sordu. Gerçekten i̇şte küçük bardak kapasitesi x ve 10 defada 10 bardak dolduğunu görüyorum. O halde suyun hacmi 10x'tir diyoruz tamamı. Bu eşittir gençler. Büyük bardakla da 8 bardak içiliyor. O halde 8 çarpı büyük bardağın hacmi x artı 50 idi. Evet arkadaşlar biz burada ne yapabiliriz? Küçük bardağın kapasitesini bulabiliriz diyoruz. Denklemimizi 10x eşittir 8 çarpı x artı 50 parantez içerisinde veriyorum. Buradan değişiklik sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet gençler devam ediyorum. Dördüncü soruya geçiyorum. Bir çiftlikte tavşan ve tavukların toplam sayısı 32. Bu hayvanların ayak sayılarının toplamı 72'dir. Buna göre bu çiftlikteki tavşan sayısını tavşan x demek zorundayız. Veren denklem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gençler tavşan var. Çiftlikte bir de tavuklarımız var. O halde ben tavşanlara x dersem. Tavukların sayısı arkadaşlar toplam hayvan sayısı 32 idi. 32'den tavşan sayısını çıkartırsam yani 32'den x'i çıkartırsam 32 eksi x tane de tavuk sayısı tavuk vardır deriz. Şimdi ayaklarına baktığım zaman gençler tavşan 4 ayaklıydı. O halde ayak sayısını bulabilmek için 4 ile x'i çarparım. 4 çarpı x. Tavuklar 2 ayaklıydı gençler. O halde 2 çarpı Tavuk sayısı 32 eksi x. Bunları toplayacak olursak şöyle kenara çekelim. Rengi değiştireyim. Bunların toplamı 72'yi vermesi gerekir diyoruz. 4 x artı 2 çarpı 32 eksi x. Nerede görüyorum? 4 x 2 çarpı 32 eksi x. 4 x 2 çarpı 32 eksi x. Eşittir 72. Yani c şıkkı Sorumuzun doğru cevabıdır diyelim. Evet gençler devam ediyorum. 5. soruya bakıyorum. Aşağıdaki duvara asılı dikdörtgen şeklindeki çerçevenin uzun kenarı uzunluğu, uzun kenarın uzunluğu, kısa kenarın uzunluğunun iki katından 15 cm yüksektir. Kısa kenar arkadaşlar x ise on halde uzun kenarımız x'in 2 katı 2x 15 eksiye eksi 15'tir. Çerçevenin çevre uzunluğu 240 santimetre olduğuna göre kısa kenarın uzunluğunu veren cebir ise pardon denklem nedir diye soruda. Gençler biz çevreyi bulurken kısa kenarla uzun kenarı toplarız. Bakın çevre eşittir diyorum. x ile uzun kenarı 2x eksi 15 dedim. Bu ikisini toplarım ve 2 ile çarparım. Eşittir diyoruz. 240 40 santimetre. Peki gençler cevap şıklarına baktığım zaman 2 çarpım x artı 2x x 2x'i toplayacağım 15 çıkaracağım. x artı 2x 15 eşittir 240. Bakın B şıkkında sorumuzun doğru cevabını görürüz. Evet devam edelim. 6. soruya geçelim. Evet gençler. Altın soruya baktığım zaman Erdem'in boy uzunluğu kardeşi Yavuz'un boy uzunluğundan 40 cm fazladır. Yavuz'un boy uzunluğu ise kardeşi Asya'nın boy uzunluğunun 2 katından 10 cm eksiktir. 3 kardeşin boy uzunlukları toplamı 220 cm olduğuna göre Asya'nın santimetre cinsinden boy uzunluğunu veren denklem hangisidir diyor. Gençler biz burada Asya'yı istediği için Asya'ya x demek zorundayız. Asya x santimetre olsun. Yavuz var. Bir de Erdem var kardeşlerim. Yavuz'un boy uzunluğu Asya'nın boy uzunluğunun 2 katından o halde 2x 10 santimetre eksik 2x eksi 10'dur. Arkadaşlar Erdem boy uzunluğu da Yavuz'un boy uzunluğundan 40 santimetre fazlaydı. O halde Erdem diyorum Yavuz'un boy uzunluğu 2x eksi 10'dan 40 cm fazladır. Burayı düzenlersin. 2x artı 30'dur. Erdemin boy uzunluğu. E bu üçünün toplamı 220 imiş. O halde sırayla x artı 2x eksi 10 artı 2x artı 30 eşittir 220 olacak diyoruz. x 2x eksi 10 a şıkkını eliyorum gençler. x 2x eksi 10 ve 2x eksi 30 değil artı 30 olacak. x 2x eksi 10 ve 2x artı 30 220 eşittir. Nerede? D şıkkında diyoruz. Evet gençler devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Aşağıda bir trenin sağa ve sola doğru eşit mesafede açılan birbirine eş dikdörtgen biçimindeki kapıların kapalı ve açık hali verilmiştir. Bu kapılar 45'er santimetre sola ve sağa doğru açılıp açık hale geldiği yukarıdaki gibi görünmektedir. Buna göre kapı, kapının kapalı halinin santimetre cinsinden genişliğini veren denklem aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar açıldıktan sonra 2 çarpı 2 x 2 çarpı x eksi 55 santimetre oldu. Bakın 45 sola 45 sağa açıldıysa gençler ne diyorum? x'in 45 45 daha 90 olur. Bakın sola ve sağa toplamda 90 açıldı. Ve bu neye eşit arkadaşlar? Alttaki 2 çarpı x eksi 55'e eşittir diyoruz. Arkadaşlar baktığınız zaman cevap şıklarını bunu göremiyorum. O halde x'i yalnız bırakmak için artı 90'ı gönderim karşıya. Eksi 90 olarak geçer. O halde x eşittir. 2 çarpı x eksi 55 eksi 90 olur diyorum. Şimdi cevap şıklarına baktığımız zaman 2 çarpı x eksi 55 eksi 90 eşittir x cevabını nerede gördüm? A şıkkında doğru cevap olarak görüyoruz. Evet devam ediyorum gençler. 8. soruya geçiyorum. Aşağıda iki mumun uzunlukları verilmiştir. Bu mumlar yakıldıktan sonra birinci mum dakikada 5 cm. 2. mum dakikada x eksi 45 santimetre erimektedir. Birinci mumun 4 dakika yakıldıktan sonraki uzunluğu, ikinci mumun 6 dakika yakıldıktan sonraki uzunluğuna eşittir diyor. Buna göre ikinci mumun başlangıçtaki uzunluğunu yani x santimetre cinsinden veren denklemi soruyor. Büyük arkadaşlar başlangıçta birinci mum 40 santimetre. 40'tan eksilteceğim arkadaşlar. Neyi? Her bir dakikada 5 cm azalıyordu ve 4 dakika yandı. O halde 4 çarpı 5 diyeceğiz. Bu eşittir diyorum. İkinci mum x santimetreydi. Ve bu da arkadaşlar 6 dakika boyunca yandı. Ve her dakikada x eksi 45 yanıyordu. O halde 6 çarpı x eksi 45'e eşittir diye söyleyeceğiz. Cevap şıklarına baktığım zaman bakın D şıkkında sorumuzun cevabını görüyoruz. Ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet gençler devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Burcu Hanım dikdörtgen biçimindeki masanın üzerine uzun kenarına paralel olacak şekilde dikdörtgen biçimindeki masa örtüsünü aşağıdaki gibi sermiştir. Masa örtüsünün bir ucu masanın sol tarafından x santimetre, diğer ucu masanın sağ tarafından 4x eksi 25 santimetre sarkmıştır. Masa örtüsünün masadan sarkan kısımlarının uzunluklarının toplamı sarkmayan kısmın uzunun toplamının yarısına eşittir arkadaşlar. Buna göre masanın sol tarafından sarkan masa örtüsünün uzunluğunu yani x'i veren santimetre cinsinden veren denklem hangisidir? Arkadaşlar öncelikle masa örtüsünün yarısına eşittir diyor. Sarkmayan kısmın. O halde ben 120'yi 2'ye bölersem sarkan kısımların toplamı 60'a eşit olacak diyorum. Sarkan kısımlar arkadaşlar bakın. Soldan x artı Sağ taraftan 4x eksi 25 sarktı. Bunları toplayacağız ve 60'a eşittir diyeceğim. Cevap şıklarına baktığımız zaman A şıkkında x artı 4x eksi 25 eşittir. 60 cevabını görüyorum. Ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet gençler devam edelim. 10. Evet, soruya dersimize devam ediyoruz gençler. Aşağıda oyuncak bir tırın bazı kısımlarının ölçüleri verilmiştir. Tırın kasasının uzunluğu ön kısmının uzunluğunun 5 katından 5 cm eksik. Tırın kasası ile ön kısmının arasında ise uzaklık ise x cm. Zaten burayı verdim. Tırın toplam uzunluğu 30 cm olduğuna göre tırın kasası ile ön kısım arasındaki uzaklığı yani x'i veren denklem hangisidir diye sordu. Arkadaşlar kasa ön kısmının 5 katı. Ön kısmımız arkadaşlar 4x eksi 15'ti. O halde 4x eksi 15'in 5 beş katı 5 ile çarparım. Buradan 5 cm eksiktir dediği için de 5 çıkartırım arkadaşlar. Bunların toplamı ön kısımdan başlayacağım arkadaşlar. O halde 4x eksi 15 artı x ortadaki kısım artı 5 çarpı 4x eksi 15 eksi 5 ve bunların toplamı 30'a eşittir diyor. Işıklarıma baktığım zaman arkadaşlar 5 çarpı 4 x eksi 15 eksi 5'i toplamada değişim özelliği olduğu için arkadaşlar ön tarafı alabiliriz. Daha sonra x ve 4 x eksi 15'in toplamı 30'dur diyorum. Evet C şıkkı bu sorunun Doğru cevabıdır diyor. Evet gençler C şıkkında göstererek dersin burada bitiriyorum. Gençler bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın.